Deniz yatak odasında alırsak... bu ediyor. Yok Kerim, bu çok. Vallahi bu kadarına gerek yok. Çok açıldık, altından kalkamayacağız. Merak etme, ben kredi aldım. Ya olsun, onu da nasıl ödeyeceğiz? İkimiz de heyecanlandık, düşünmeden çok alışveriş yaptık. Fatmagül, evleniyoruz, evimizi kuruyoruz. Bu bizim hakkımız. Üzülme olur mu? Keyfini çıkaralım. Seni düşünüyorum sürekli. Seni düşününce zaman daha çabuk geçiyor. Ildır'daki günlerimizi hayalimde yeniden yaşıyorum. Seni çok seviyorum Fatma Gül. Lütfen yaz bana. Muratcığım, al bakalım üstünde hiç. Bitirdiyseniz kaldırayım mı? Benim işim tamam. Kaldır, kaldır. Acele etmemiz lazım, yoksa yetiştiremeyiz ha. Bugün böyle olacak orası. Benim bildiğim okulların bahar şenlikleri böyle çayırda bayırda olur. Şimdi tabii anneler iş yapmasın diye böyle mekanlarda yapıyorlar. Daha iyi, bize de iş çıkıyor. Ben bugün gelemeyeceğim ama. Evde çok iş vardı. Gelme canım, biz Fatma Gül'le hallederiz. Zaten dünden yaptık bir sürü şeyi. Ama yine de el alacak şeyler var. Allah Allah, Allah Allah. Ne oldu abi? Gazeteyi bulamıyorum, gazeteyi. Sakladım ben. Niye? Ne bileyim ben, resimler vardı yine. Onları göreceğiz, sabah sabah sinirlerimiz fırlayacak. Ne resmi? Bizimle ilgili bir şey mi? Canım, Mustafa savcı ifade verdi ya senin lehine. Onlar işte. Kadir abinin anlattığı şeyler. Bak. Ne kadar zayıflamış Mustafa. Yazık, çökmüş resmen. Artık benim davamdan da aranacaklar. Sinirlerimiz bozulmasın. Yudum. Çocuklar, çocuklar, müjde. Fax geldi. GSM şirketinin detaylı incelemesi sonuçlanmış. Bak oku. Yaşaranların evi Ildırı'nın doğu tarafında. Selim'le Erdoğan'ın o geceye ait telefon kayıtlarının sinyallerinin batı taraftan geldiği tespit edilmiş. Ay şükürler olsun. Ablacığım. Ay şükürler olsun Fatma Gül. Ne oldu ki şimdi, ne oldu? Fatma Gül'ün haklılığı ispatlanmış. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Abicim. Şükürler olsun. Hadi bakalım, gözünüz aydın. İşte şimdi işleri bitti.